Selamlar herkese yeni videoyla karşınızdayız. Biliyorsunuz önceki videomuzda Arbitrum hibe programında beraber bir başvuruya başlamıştık. Gaming alanında hayali bir oyun projesiyle hibe almak için bir başvuru yapacağız demiştim. Ve program detaylarından bu başvuracağımız hibe programı detaylarından bizden neleri istediğinden, taleplerin neler olduğundan, nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsetmiştim hepsinden. Ve bu videomuzda artık başvuru sürecine başlayacağız ve formdaki hibe programına başvururken oluşturacağız oluşturmamız gereken o taslağın hepsini beraber tek tek hazırlayacağız. Bu video ilk başlangıç videosu olacak formu doldurduğumuz ve bundan sonra 3 video daha olacak ve bu videolarda da işte formdaki hem finansal olsun hem bizden beklentiler olsun tüm detayları tek tek beraber cevaplandıracağız. Şimdi programa geçelim. Gaming tarafına başvuruyoruz demiştik. Burada programın detayları yer alıyordu. Bunları inceleyemediyseniz önceki videoya göz atmanız yeterli olacaktır sizler için. Şimdi örnek bir başvuru yapalım. İlk kısımda ne istiyor dedik bizden. Burada başvuranın bilgilerini ben öylesine yazdım hani bir applicant name Aliveli diye. Buraya isim soy soyisminizi yazıyorsunuz. Projenizin ismi. Burada işte hani başka projelerle aynı olmayacak bir isim seçmeniz önemli. Yani kısa net anlaşılır bir isim seçmeniz önemli. Ben öylesine buraya bir isim de yazdım. Bu formu doldururken tamamen önceki Tecrübelerimi gözeterek doldurdum ve bunları size aktarmaya çalışacağım. Çünkü biz de önceden Arbitrum'dan hibe aldık. Onun için bu programa oldukça hakimiz ve bunun yanında başvuruyu hazırlarken belli noktalarda hayali olduğu için yapay zekadan da yardım aldım. Daha sonra projenin açıklaması diyor. Burada kısa bir açıklama yeterli olur. Çünkü gelecek tarafta sizden zaten uzun bir açıklama isteyecek. Onun için 2-3 cümlelik bir açıklama yeterli olur. Daha sonra takım üyelerinizi soracak size. Burada da projeniz ne? Biz bir oyun projesiyle başvuruyoruz gördüğünüz gibi. İşte Arbitrum üzerinde inşa edilmiş blockchain tabanlı bir fantastik aksiyon RPG oyunu. Hem web müpçü oyuncularını hedefleyerek bir oyun çıkaracağız dedik. RB Play adında bir oyunumuz. Şimdi bir oyun projesi ekipte ne olması lazım? Bir proje lideri, işte burada bir yazılımcı işte lead developer, bir geliştirici yer alması lazım. Bir blockchain entegrasyon uzmanı yer alması lazım. İşte pazarlama tarafında biri lazım. Bunların hepsi ekibinizde olmayabilir. Ama işte en azından bir oyun projesi geliştiriyorsanız ekipte minimum iki kişi yer almalı. Veya şunu belirtmeniz lazım. Ben gelecekte şu tarz kişileri alacağım. Şu tarz kişilere ihtiyaç var. Şu an yok benim ekibimde ama ben gelecekte alacağım demelisiniz. Yani şu şunu gösteriyor çünkü ben projenin kaç kişiyle yapılacağını biliyorum dem demiş olduğunuzu gösteriyor. Ama siz de ekip üyelerinizi ve rollerini mutlaka yazın ve bunun tamamlayıcı olmasın. Yani bu projeyi geliştirecek gerekli ekibin sahip olduğunuzu Arbitrum hibe programının yetkililerine gösterin. Daha sonra projenizin linkleri. Yani şimdi başvuru yaparken projenizin en azından web sitesi olsun. Yani oyunuz çalışıyor olmayabilir. Oyunuz hazır olmayabilir bir web sitesi olsun. Bir GitHub olsun oyununuzun. Bunların hepsi hayal dediğim gibi böyle bir oyun yok. Ben göstermek için. Projenizin bir Twitter'ı olsun. Bir tweet atmış olun en azından. Biraz eşe dosta takip ettirin. Ekip üyelerinin Twitter profili mutlaka olsun. Çünkü neden? Web3 ekosistemi Twitter'da. Web3 ekosistemindeki bütün projeler Twitter'da. Web3 ekosistemindeki bütün yatırımcılar Twitter'da. Web3 ekosistemindeki bütün iyi projeler Twitter'da. Onun için siz bir proje geliştiriyorsanız ve Arbitrum sibe programına başvuracaksanız sizin de bir Twitter profiliniz olması lazım Hatta Twitter profilinizde aktif olmanız Twitter'da bu tarz projeleri takip etmeniz takipleşmeniz bunların hepsi de oldukça önemli çünkü öbür türlü çok da etkili olmaz yine kazanabilirsiniz sibeyi ama burada bir Twitter profiliniz olması ve belli kişilerle takipleşmeniz belki işte tweetleşmeniz sizin web3 tarafına hakim olduğunuzu gösterecek daha sonra öncedeki videolarda da bahsetmiştim bir dc'nizin bir ya da telegramınızın olması iletişim için önemli. Ama DC özellikle önemli çünkü bu başvuru programı iletişimi DC'den sürdürüyor. Projenizin Twitter'ı işte e-mail adresini. LinkedIn önemli. Yine proje geliştiriyorsanız LinkedIn önemli. Ama örneğin içerik üreticisi olarak hibe almak istiyorsanız LinkedIn o kadar da önemli değil. Ama siz projeyi geliştiriyorsanız LinkedIn önemli. LinkedIn'iniz olsun. Bunun dışında bir KYC yapacağınıza dair bir soru var. Yani bu arada sorular hep aynı oluyor genel olarak. Onun için bu sorulara hakim olmanız, ne istediğini bilmeniz önemli. de kimlik doğrulama. Yani siz bu hibe alacağınız garantikten sonra online bir şekilde kimliğinizin doğrulamasını gerçekleştirmek istiyorlar. Bunu kabul ediyor musunuz? Evet diyorsunuz. Daha sonra burada cüzdan adresi istiyor sizden. Bu yani paranın geleceği adres bu aslında. Daha önce video çekmiştim Metamask cüzdan adresini nasıl açacağınıza dair ama bazı hibe programı multi sign cüzdan adresi istiyor sizden. Bu da ne demek? Yani cüzdana gelen parayı tek bir onayla gönderemezsiniz. Başka iki kişi tarafından onaylanması lazım. Bu tarz bir cüzdanı da Safe Wallet'tan açabilirsiniz. Yani bu imza 2 3 4 kişi tarafından da verilir. Bazen grant başvurularında bunu zorunlu tutabiliyorlar. Multisign aracılığıyla açabilirsiniz. Burada zaten not edip yazarsanız internete açılır. Oldukça kolay bir şekilde bu cüzdanınızla da açabilirsiniz. Daha sonra section 2'de ekip ve proje hakkında biraz daha detaylı bilgi istiyor. Projenin yine burada açıklamasını yapıyoruz. İşte blockchain teknolojisi kullanarak oyun içi NFT ödülleri ve şeffaf akıllı sözleşme tabanlı işlemler sunan yenilikçi bir fantastik oyun diyoruz. Hem geleneksel oyunculara hem de blockchain oyunculara hitap ediyor. Daha sonra bizden ekip tecrübesini istiyor. Bu kısım önemli. Yani çünkü daha önce de burada bahsetmiştim. Burada size bir puan kriteri var. Bunun bir kısmı ekiptir. 5 üstünden değerlendiriyor. Ve burada da en önemli kısım burası. Buna göre puanınızı alacaksınız. Yani ekibin daha önce oyun tarafında bir tecrübesi var. Olmayabilir ama belki GitHub'da en azından kendi bir şeyler denemiştir. GitHub'ı koyarsın. Buraya yaptığın şeyleri koyarsın. LinkedIn'ini koyarsın. Başarının referansın varsa bunları koyarsın. Ekip üyendeki diğer kişilerin de yine tüm bu taraftaki geçmişlerinde neler var? LinkedIn'de neler var? GitHub'ında neler var? Bunların hepsini tek tek belirtmeniz önemli. Tüm ekip üyesini yazdınız. Böyle kişiler yok bu arada. Bunların hepsi tamamen hayali. Ben buraya yazdım ama ekip kısmını detaylı yazmanız önemli. Bu da işte net olmanız, doğru olması her şeyin ve referanslarınızın olması, varsa siteniz bunu göstermeniz önemli. Daha sonra sizden şu an ekibiniz yeterli mi? İşte veya başka birini almayı düşünüyor musunuz? Bunu soruyor. Bu soruyu da açık ve net bir şekilde cevaplandırmanız önemli. Ben de örnek olması açısından buraya bir cevap yazdım. Ve gerekli kişiler vardı tarzında. Daha sonraki soru da şu. Projeniz Arbitrum'a net katkı sağlayacak. Yani nasıl bir inovasyon, yenilik getirecek? Burada da demiş ki blockchain ödül sistemiyle birleştirerek Arbitrum üzerinde yeni kullanıcı kazan. Yani Arbitrum'la kullanıcı getireceğim kardeşim diyor. Aktif katılımı at, a, arttıracağım gibi şeyler söylüyor. Daha sonra da projenizin aşamasını soruyor. Hangi aşamada? İşte sadece bir fikir mi? Veya MVP aşamasında mı? Veya işte şu an fon toplama aşamasında mı? Veya projeniz çıktı mı? yani projenizin aşamasını soruyor. Fikir aşamasında da olabilir. Yayında da olabilir. İşte mesela burada demişiz MVP aşamasında kapalı grup testleriyle alfa sürüm üstünde çalışıyoruz. Burada dürüst olmanız önemli. Fikir aşamasında da olabilir ama önemli olan bunu yapacak yetkinlikte ekibinizin ve burada sunduğunuz hedefleri gerçekleştirebileceğinizi göstermek. Hedef kitlenizi soruyor. Burada da verileriniz varsa mutlaka kullanın. Örneğin önceden oynatmışsınızdır. Şu kadar şu kadar kişi şu ülkeden oynamıştır, şu yaşlarda. Bunu da belirtebilirsiniz. Daha önce Arbitrum tarafından rakip olabilecek size benzer projeler var mı? bunu soruyor. Bunları da mutlaka araştırın. Arbitrum portal'dan, Arbitrum Gaming portal'dan örneğin oyun projesiyseniz bunları görebilirsiniz. İşte daha önce bir grant aldınız mı, almadınız mı? Diğer bir soru bu. Bunu da cevaplandırıyorsunuz. Başka bir yerden grant aldınız mı Arbitrum dışında? Bunu da cevaplandırıyorsunuz. İlk iki kısım bu kadar net. Ama bunlar da dürüst, açık bir şekilde ve sizin yetkinliğinizi gösterecek bir şekilde cevaplandırmanız önemli. Gelecek videomuzda artık grant tarafıyla ilgili Başvurumuzla ilgili detaylı ne detaylar var bunları inceleyeceğiz. Ama bu kısımda iyi sorularınız varsa mutlaka belirtin. Zaten bu başvurun linkini de açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur diyeyim. Gelecek videoda görüşmek üzere.